Özgür Demirtaş'ın yapmış olduğu bir açıklama ve genel olarak bu durum ne kadar doğru vesaire bunun üzerinde konuşacağız. Bak diyor ki Özgür Demirtaş'tan Bitcoin iması gönlümden geçen o. Özgür Demirtaş zaten blockchain teknolojisini bayağı sevdiğini daha önce de farklı yerlerde açıklamıştı. Gördüm yani. Blockchain teknolojisi genel olarak zaten piyasadaki pek çok insan tarafından, ünlü kişi tarafından seviliyor. Hani böyle dünya genelindeki biliyorsunuz ekonomistler de aynı şekilde bayağı düşkündürler yani mevzubahis teknolojiye. Demirtaş deyince aklıma şey de geldi. Mesela Demirtaş Helium projesini de çok severdi. HNT coin'i. Yakın zamanda HNT coin Solana ağına giriş gerçekleştirdiği için, Solana ağına geçtiği için şey oldu. Biraz hani ambargoya uğradı. Binance delist etti, bir şeyler oldu falan tarzında. Biliyorsunuz ki olaylarla karşılaştı. Her neyse asıl meselemiz o değil. Asıl konu blockchain teknolojisi ve Bitcoin. Bu bugün çok fazla konuşulan bir mesele. Üzerinden çok hareket edilen bir mesele. Merkezi olmayan ve sahibi olmayan bir şeyden bahsediliyor. Taraftan bahsediliyor. Birincisi SEC gibi yerler, hani SEC gibi ABD'nin SEC'i falan sürekli diyor ki ya ülkenin ekonomisini tehlikeye sokar. Ülkenin ekonomisi için bu bir tehdittir falan tarzında konuşuyor. Doğru mu? Fakat bu doğru değil. Hani illa Bitcoin oldu diye yahut mesela Kennedy gibi isimler. Kennedy değil de DeSantis gün içerisinde de konuşacağız. Kennedy de bu açıklamayı yaptı ama DeSantis daha çok böyle vurgulaya vurgulaya söyle diyor ki biz işte CBDC çıkarmayacağız, dijital dolar molar çıkarmayacağız, ABD doları biz şey yapacağız direkt Bitcoin kullanacağız. Şimdi belli bir kısım, belli bir kesim buna karşı çıktı, karşı geldiler. Dediler ki ya öyle iş olur mu? İşte biz dolardan gidelim falan tarzı açıklamalar. Birincisi dolar, daha doğrusu Bitcoin kullanıldı diye bir yerde bu ekonomi kötüye gidecek anlamı taşımamaktadır. Bakınız ki bir ülkenin para birimi tabii şu anki süreç içerisinde, şu anki devlet normali içerisinde mesela Türk liramız değer kaybediyor. Bu enflasyonun da ilerlediği anlamı taşıyor. Potansiyel bir enflasyon. Çünkü bunun sebepleri var. Gün içinde de bu konu üzerine uzun uzun konuştuk. Ancak bir ülke farklı bir para birimi üzerinden mesela işlem gerçekleştirirse bu demek değildir ki kendi şeyinden vazgeçti diye sıkıntı olacak. Bakınız. BRICS gibi. Adamlar dış ticaretlerinde kullanabilmek için farklı bir mekanizma üzerinde çalışıyorlar. Şimdi bu ne anlama geliyor? Adam diyor ki ben kendi içeride ruble kullanırım. Diğer ülkelerle bu kurduğum kripto para birimini kullanırım. Şimdi içeride ruble dönüyor. Güzel. Aynı anda dışarıda dolar dönmüyor. Bak dolar dönmüyor. Yuan dönmüyor. Ruble de dönmüyor. Tamam. Hindistan'da da Hindistan'ın, Çin'in, Rusya'nın bak bunların para birimi dönmüyor. Ya da Türkiye'de Türk lirası da dönmüyor. Ortak birim olarak dolar kullanılıyordu mesela ama dolar da dönmüyor. Bunu söylemeye çalışıyorum. Evet bu Amerikan dolarını zayıflatabilecek bir şey. Yani şunu söylüyorum. Bir ülke içeride kendi parasını döndürdüğü zaman fakat dışarıda farklı bir birimi, global bir birimi döndürmediği zaman bu ne anlama geliyor? Kiyosaki'nin de söylediği gibi mevzubahis para birimi ülkeye geri dönüyor. Yani o yüzden BRICS için şey diyorlar ABD dolarını işte bitirebilir ABD doları için riskli falan gibisinden çok fazla açıklama yapılıyor ve bu tarz ikazlar gelmeye devam ediyor. Bilmem anlatabildim mi? O yüzden süreç budur. Bu şekilde bir durum var. Ya da ABD doları her zaman illa paritesi çok yüksek olunca bu iyi bir şey anlamı taşımıyor. ABD doları bakınız enflasyon var bir de deflasyon var. Elon Musk da bu konudan çok fazla bahsetmiştir. Bu süreç içerisinde doların ya da herhangi bir para biriminin diğer birimlere göre korkunç derecede yüksek olması iyi bir durum değildir ülkeler arasında. Bu ülkenin para birimi için. Çünkü şöyle düşünün bir dış ticaret yapılması lazım. Bunun içinde belli bir paritede sabit kalması gerekiyor ki
Dış ticarette sen dışarıya satacaksın. Ama ülkenin para birimi, diğer ülkenin para birimi seninkine göre o kadar düşük ve değersiz ki adam alamıyor senden. Adam senden bir şey alamazsa sen ne kazanacaksın peki? Bu da bir kısır döngü. Bu şekilde devam eder gider. O yüzden belli bir normal üzerinden devam etmeli yorumunu işte bu yüzden yapıyoruz. Belli bir paritede kalmalı. Ya da bir ülke herhangi bir şey üzerinden dışarıya bir ürün satabiliyorsa vesaire, bu da onun için pozitif bir durumdur. Bilmem anlatabildim mi? Adam içeride bu pariteyi yine kendi şeyine de çevirebilir. Bu da olabilir. Örnek veriyorum. Rusya BRICS'le yapmış oldukları şey Çin'e diyelim ki bir şey sattı peki. Çin'e satış yaptı ve kendi kripto para birimi üzerinden aralarındaki birim üzerinden yaptı. İsterse bunu yine rubleye çevirir içeride. Tamam mı? Bu sıkıntılı bir durum değil. SEC'in buradaki yapmış olduğu uyarılar ve yorumlar mantıksızdır. Aksine ülkelerin birbiri arasındaki korelasyonu ve iletişimi ciddi şekilde güçlendirir. Mesela bugün neden globalde bu kadar ABD doları kullanılıyor? Neden? Hani neden kullanıyorsun bunu? Mesela diğer ülkeler de bu yüzden bu noktaya şey yapacaklardır. Niye ABD doları kullanıyoruz diyecek adam. Türkiye. ABD doları kullanmam, bir başka bir şey kullanalım o zaman, tamam. Onu kullanalım diyecek yani adam. Niye senin para birimini kullanıyoruz? O zaman benimkini kullanalım. Ha, ikimizinkini de mi kullanmayalım? Peki, o da olur. O zaman böyle bir alternatif. BRICS şu anda ne yapıyor? Çin dese ki şey kullanalım, yuan kullanalım. Rusya diyecek ki ne yuan kullan, ne alaka? Ruble kullanalım. Hindistan diyecek ki bizimkini kullanalım. Türkiye diyecek ki bizimkini kullanalım. Gerek var mı? Gerek yok. O zaman ortak bir para birimi belirleyeceğiz ve bunun üzerinden hareket edeceğiz. Bu şekilde ticaretimizi birbirimiz arasında gerçekleştireceğiz diye işler yürüyecektir. Kendi içlerinde yine kendi bildiklerini yaparlar. Yani ben şunu söylemeye getiriyorum. Şu anki kripto para birimleri ve blockchain teknolojisi ülkelerin dış ticaretlerinde de adil bir biçimde kullanılması için gerçekten çok iyi bir tercihtir. Çok çok iyi bir tercihtir ve daha adil bir hareket olmasını sağlar. Bu çok daha adaletli olacaktır anlattığım sebeplerden dolayı ve bu hiçbir şekilde ülkelerin ne bileyim ekonomisine vesaire zarar verebilecek bir durumu içermeyecektir. Aksine makul taraflar daha da pozitif ayrılacaktır diye düşünüyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar diliyorum herkese. Hoşça kalın.